Küresel tehdit zamanlarında dahi yaratıcı ifade insanlığın her zaman yardımına koşmuştur. Bugün yaşadığımız salgından dünyanın bir gün tümüyle iyileşeceğini hayal edemiyoruz. Ancak böylesine korkunç dönemlerden insanlığın nasıl çıkmayı başardığını tarih bize gösteriyor. İspanyol gribi salgınının tüm dünyada 500 milyondan fazla insanı etkilediği yıllarda ortaya çıkan büyük sanatsal başarıları biliyoruz. O zamanlarda işler oldukça acımasız görünüyordu. Yine de bazı büyük sanat hareketleri bu dönemde ortaya çıktı. 1919'un en büyük sanatsal başarılarından biri Walter Gropius'un önderliğinde Alman Tasarım Okulu Bauhaus'un açılmasıydı. Bauhaus'tan çıkan sanatçılardan biri de Paul Klee. İspanyol gribine yakalandı ama çalışmaya devam etti ve hızlı bir şekilde iyileşti. Salgın sürecinde gerçekleşen bir başka büyük sanatsal başarı da Dada hareketiydi. Edvard Munch, Norveç'te mahsur kaldığı evinde salgın sürecinde bildiğimiz o ünlü portrelerini yaptı. Kandinsky birçok eserini salgının zirvesindeyken çalıştı. O sırada Moskova'daki Sanat Kültürü Enstitüsü'nün örgütlenmesine yardım ediyordu. Ve sadece bir yıl sonra Almanya'ya gidecek ve Bauhaus okulunda çalışmaya başlayacaktı. Bu dönemde müzik, sinema ve edebiyat alanında pek çok sanatçı üretmeye devam etmişti. Bugün yaşadığımız küresel salgının gölgesinde Avrupa Birliği 2021 yılında yeni bir Avrupa Bauhaus fikriyle gerilimini duyurdu. Geçtiğimiz yüzyılın başında daha büyük küresel salgınla başlayan bir akımı bugün yaşadığımız salgın koşullarında yeniden düşünülmesi önemli bir şey söylüyor olmalı. Avrupa Birliği sanat, teknoloji ve kültürle yaşamı yeniden tasarlamayı planlıyor. Bauhaus ekolünü izleyerek daha doğru bir tasarımla daha yaşanabilir şehirler kurabilir, çevreye dost, daha az tüketen bir hayat yaratabiliriz. Tıpkı ilk ortaya çıktığı dönemlerde olduğu gibi sanatçıların birlikte çalıştığı, öğrenciler ve ustaların beraber ürettiği bir model oluşturuluyor. Avrupa Birliği'nin başlangıç noktası olan deklarasyonun tarihine referans veren 9 Mayıs Avrupa Günü de bu bakışla insan odaklı fikirlerin nasıl bir yaşamı inşa edebileceğini ve gelecekte neleri başarmayı umduğunu düşünme şansıdır.